Beşinci sorumuzu kopyalayalım. Şuraya yorum satır olarak yazalım tekrar. Kullanıcıdan 3 sayı girmesini isteyin. Adım adım gidelim. Int A, B, C. Cout. Sayı gir. Sin B. Pardon, sin A. Cout. Sayı gir. Artık bu kısımlarla ilgili çok örnek var. Hatta birçoğunu şu ana kadar çözdüm. Gerek bir önceki videoda, gerek şimdiki videoda. Artık bunları ezberlemiş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Sayı gir. Sin C. Bu cümleyi hallettik. Sayılardan küçük olanlardan iki tanesini toplayın diyor. Şimdi sayılardan küçük olanlardan iki tanesi. Yani en küçük iki sayıyı bulmamız gerekiyor. Bunun için en büyük sayıyı bulmamız bizim için yeterli. Çünkü en büyük sayıyı bulursak diğer iki değişken en küçük iki sayıdır. Küçük olanlardan iki tanesini toplayın ve sonucu en büyük sayı ile karşılaştırın. Eğer iki sayının toplamı en büyük sayıdan büyükse ekrana tebrikler, değilse maalesef yaz. 15 puan, gayet güzel bir soru arkadaşlar. Şu ana kadarki bilgimizle bu soruyu yapamıyoruz. 15 puanı vermişiz ama if yapısını kullanalım. If diyelim ki A büyüktür B ve A büyüktür C ise. Yani A hem B'den büyük hem C'den büyükse bu durumda ne olacak? A en büyük sayı olmayacak mı? Evet, A en büyük sayı olacak. O zaman sayılardan küçük olanlardan iki tanesi B ve C olacak. Şöyle yapalım. Toplam koyalım şuraya bir tane. Başlangıç değeri 0. Küçük olanlardan iki tanesini toplayalım. O zaman if'in içinde toplam eşittir B artı C diyelim. Sonra gelelim. Ve sonucu en büyük sayı ile karşılaştırın. Eğer iki sayının toplamı en büyük sayıdan büyükse. Şimdi if'in içinde bir if yapacağız. Çok orijinal olacak. If eğer toplam, yani iki sayının toplamı en büyük sayı neydi? A'ydı. A'dan büyükse ekrana tebrikler yazsın. Cout tebrikler. Ne diyor? Değilse maalesef yazsın. Şimdi else ifadesi var bir de. If neydi? Eğer. Eğer bu koşul kısmı gerçekleşiyorsa şu süslü parantezlerin arasını yapıyordu. Ama bir de bunun olmama durumu var. İşte bu da else. Aksi takdirde, pardon, else değilse, if toplam büyüktür A ise siyah tebrikler yazsın. Değilse buraya bir koşul yapmaya gerek yok. Zaten if'in değili. Değilse siyahut ne yazıyordu? Maalesef. Siyahut maalesef. And line'ımızı koyduk. Bu ifade verecek. Şu ifade şöyle geleyim. Bu kısımda A'nın en büyük, B ile C'nin en küçük olduğunu gördük. Ama en büyük A değil de B de olabilirdi, C de olabilirdi. O zaman şunu kopyalayalım. İki kere yapıştıralım. Şimdi B büyük olsun. En büyük B olsun. Küçük A ile C olsun. B A'dan büyük ve B C'den büyükse en küçük iki sayı ne? A ile C. Sonra if toplam büyüktür B ise tebrikler maalesef. Sonra C için yapalım. C büyüktür A ve C büyüktür B ise toplam eşittir A artı B. Eğer toplam büyüktür, en büyük sayımız neydi burada? C ise tebrikler maalesef yazsın. Çalıştıralım. Sayı gir. Bu girdiğimiz sayı gir ne olacak? Şöyle yukarı çıkayım. A değeri olacak. Sayımızı girelim. Ne olsun? 10 olsun. Sayı gir 4. B'miz 4 oldu. Sayı gir 3. Bu durumda ne oldu? Maalesef yazdı ekrana. Niye maalesef yazdı? Şimdi bakıyor. Önce şu sırayla geldiğin için şu if'in içine girdi.
A B'den büyük mü? Şunu da açayım. A B'den büyük mü? Evet, 14'ten büyük. Ve A C'den büyük mü? Evet, 13'ten de büyük. O zaman şu süslü parantezlerin arasına giriyor. Şu an şu kısma girdik. Hatta şu kısma girdik. Ne diyor? Toplam eşittir B artı C. O zaman toplam değişkenimiz ne oldu? B ile C kaçtı? 4'e 3'tü. Toplam değişkenimiz 7 oldu. Sonra yine if'in içine girdi. Dedi ki toplam A'dan büyük mü? Yani 7 10'dan büyük mü? Hayır. O zaman şu kısmı, tebrikler kısmını atladı. Direkt else yapısına geldi. Ne varmış else'in içinde? Maalesef varmış. Ekrana maalesef yazdı. Kapatalım. Şey olsun bu sefer. En büyüğümüz B olsun. Sayı gir. A 5 olsun. B 7 olsun. C de 6 olsun. Şimdi geliyor buraya. A B'den büyük mü? Hayır, büyük değil. O zaman direkt bu if'i geçtik. Şu kısmı direkt geçtik. Çünkü V olduğu için iki şart da sağlanması gerekiyordu. Bu kısma geldik. B A'dan büyük mü? Büyük. B C'den büyük mü? 7 6'dan büyük. Tamam. Toplam eşittir A artı C. 5 ile 6'yı topladı. Toplam değişkenimiz 11 oldu. Geldi. If toplam B'den büyükse 11 B yani 7'den büyük mü? Büyük. O zaman tebriklerin içine girdi. Yani şu süs bana dediğin içine girdi. Tebrikler yazdı. Şu kısmı direkt atladı. Sonra bu kısma geldi. Zaten bu kısmın doğru olma ihtimali yok. C A'dan büyük mü? C A'dan büyük ama C B'den büyük değil. Çünkü B en büyük sayı bu programda. O yüzden şu kısmı da direkt atladı ve bu kısma geldi. Bir tuşa bastığım anda da programımız kapanmış oldu. Gayet güzel bir soru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoyu anladıysak diğer üniteyi çabucak geçmemiz gerekiyor. Şöyle keseyim. Kopyalayalım şu kısmı. Yeni bir proje açalım. Soru 6. Şuraya yorum satırı gelecek.